Evet, bugün 18 Ekim 2017'de bir kestane köyündeyiz. Aydın Nazilli ilçemize bağlı Sinekçiler köyündeyiz ve rekor gelişim müşterimiz Sayın Özcan Fidan Beyefendi ve oğlu Ali Fidan. Ali Fidan Beyefendi. Aydın Sultanhisar Atçıbayımızdan kendileri kullandılar, aldılar. Ve gerek kuruyan ağaçlarımıza, gerekse verim amaçlı olarak ağaçlarına kullandılar. Her boyda yaşlı ağaçları var. Özcan Bey, ağaçlarımız burada. Evet. Nedir efendim bunların durumları? Buyurun gelin, kestane. Öncelikle hayırlı saatler. Allah bereket versin. İnşallah. Evet. Önce tabii ki gözlemlediğimizden daha farklı bir göz, neşeli yani. Ne vardı bunun sorunu neydi acaba? Bunun sorunu yaprak sorunu. Diğer ağaçlarda gördüğümüz hastalık gibi. Yani seral mi yani? Çekelim. Buyurun çekelim. Orada görebilirsin. Şu sana. Ağaç. Bunların cinsi nedir hocam bey? Işıklar şekerci kestane. Şekerci kestane. Evet. Şekerci kestane. Bunda da aynı hastalık vardı. Evet, bunda da aynı hastalık. Bunda da vardı. Buyurun gelelim böyle. Bunda da bu sebep bu neşelendi yani. Evet. O hastalığı attı, tedavi etmiş. Şu anda görünüyor. Evet, yani. Ben şimdi oğlunuzla da şunu konuşacağım. Bu arada hasat nasıl yapılıyor bir görsünler. Görmeyenler bak ne kadar zor. Çok kolay bir şey değil. Yani bugün bu noktada kilosu 55 liraya kestane şekerini yiyoruz ama kilosu 10 liraya bile alıcı bulmuyor haliyle. Burada bunu da üreticilerimiz bilsinler. Yani bugün kestane bu şekilde. Burada kilosu 10 liraya satıyorlar. Ama kilosu 55-60 liraya kestane şekeri yiyoruz haliyle. Onu da bilin. Bugün şunu soracağım ben size. Toprağa kökleri ne yapıyor rekor gelişim Ali Bey? Kökleri İnceledik. Burada birçok ağacı inceledik yani. Kökleri biraz daha derine indiriyor yani. Bunu görünce şaşırdınız yani. Tabii orman zaten görünce şaşırdım. Şimdi tabii burada bakın üreticilerimize şunu söyleyeyim ben. Lütfen rekor gelişimi kullanan müşterilerimiz eğer bahçelerini suluyorlarsa muhakkak bayilerimizle nasıl sulanacağı konusunda bilgi alsınlar. Bilgi alsınlar. Evet. Çünkü yani yanlış sulama da kesinlikle ağaçları bozar. Daha da bozar fayda sağlamaz haliyle. Bu noktada o yüzden burada da bazı sulama hataları olmuş ama yine de durum toparlı şu an sıkıntı yok haliyle. Peki verim ne yapıyor rekor gelişim efendim? Şimdi verimli olan ağaçlara gideceğiz haliyle. Tabii. Verim diğerlerine göre iç yani kestane iç yapısı daha sıkı, daha dolgun, daha kaliteli oluyor. Daha dolgun. Kaç yıllık kestanecisiniz efendim? Yaşınız kaç? 55 yıllık. 55. Yaşım 56. Evet. Şöyle yapalım. İsterseniz şu ışıklar kestanesinden. Tabii. Bu yapraklardan da alalım. Renk tonuna bakacağız. Yani renk tonundan bahsetmediniz haliyle. Rengi daha kara yeşil yapıyor. Evet. Şimdi atılmayan ağaçlarımızdan biraz yaprak getirelim oradan. Birazdan verim amaçlı attığımız ağaçlara bakacağız yani. Bakın bu karşıdaki bozuk olan, yukarıda dalları kuruyan ağaç, atılmayan ağaçlar. Atılmıyor. Evet, oradan yukarıdan, taç yapraklardan oradan bir alalım gelelim böyle. Birazdan aynı yaşlarda, oradaki gibi 50 yaşlarında ağaçlarımızdan alalım gelelim yani. Evet. Tamam yeterli Ali Beyciğim, yeterli. Buyurun gelin. Bir de başka ağaçtan da alırsın isterse. Bir tepki tane de oradan alın. Çünkü renk tonu bakın özellikle buralar ya çok yağışlı geçmiyor haliyle. Bugün ağaçlar kuruyor. O yüzden bozuk ağaçlar. Onlar da kalsın. Onlar bizim atılan ağaçlarımız zaten. Ama aynı yaşta değil ya. O aynı yaştaki ağaçlara gideceğiz yani. Onlar aynı yaşta mı? Aynı yaşta mı bunlar? Şu ikisi aynı yaşta. Ha bu şu ikisi aynı yaşta. O zaman şöyle yapalım. Büyük ağaçtaki hangisi yaprakları? Büyük ağaçtan aldınız. Bunlar kalsın. Bunlar büyük ağaçtan mı aldınız? Yok onlar bundan aldık. Tamam. Büyük ağaçtakileri verin bana. Şuna büyük ağaçtan. Tamam. Şu ağaçtan mı aldınız alıncısınız? Bunları bundan aldık. Şuradan aldınız. Ha bundan aldık. Şu ağaçtan. Gelin gel koyun şöyle. Koyun şöyle. Görüyorsunuz. Bu atılan ağaçlar. Doğru mudur? Yok hayır. Buna ikisi atılmadı. Şimdi. Bu büyük ağaçtan. Hasta olan ağaçtan. Bu genç. Şunlar peki? Bunlar da atılmayan yaşlı ağaçtan. Yaşlı ağaçtan. Tamam. Evet. Şunlar şu ağaçlardan. İkisi aynı ağaçta. Ha atılanla kıyaslayacağız öyle. Şimdi atılan o zaman şuradan getirin. Tamam işte. Ha şunlar. Evet. Büyükler daha geniş. Ne evet. Fark görüyorsunuz? Genişlik. Genişlik farkı var. Koyu yeşillik farkı var. Tabii ki. Peki genişlik olursa ne oluyor Ali Bey? Ya. Kestane şişkin oluyor. Kestane şişkinden ziyade içe güneş almasını engellediği için kestanenin yanmasını engelliyor. Tabii kestane yanmasını engelliyor. Dolayısıyla bugün zaten bu da bunu gösteriyor Ali. Bakın, daha fazla gibi. Güneş aldığı için. Yaprak tazeliğini görmüşsünüz. Bir de oradan bir tane de öyle bir şey kopartır mısınız oradan bir tane? Evet. Şimdi şunları daha iyi görelim. Bakın bunlar çok önemli. Oradan bakın alıyor abimiz oradan. Bu da atılmayan ağaçlarımız. Yine evet. Görüyorsunuz şu anda yaprak daha küçük halde. Yaprak daha küçük halde. Görüyorsunuz. Üzerindeki göz daha fazla. Görüyor musunuz?
daha iri gözlerimiz var bakın. Görüyor musunuz? Daha iri iri. Şurada ise daha küçük gözler var yani. Yaprak küçük olursa göz de küçük oluyor halde. Gördünüz mü? Bu atılan aynı yaştaki yaklaşık bunlar 15-20 mi? Yok, bunlar 5-10. 10 yaşlarında 10, falan. Böyle şimdi büyük ağaçlara gidiyoruz. Yani buradaki irilik farkı bu. Buyurun görelim. Efendim. Aldım adım. Onları getirdim. Ha. Aynı yaştaki ağaçlarımız da şu tarafta. Evet. Yine kuruyan bir ağaca geçiyoruz gene. Burada sulamayla ilgili güzel bir nokta var. Özellikle sadece bu ağacı sulamamış yani. Özellikle sulamamış. Bakın hiç değişik bir şey yani. Yani sulamaması içti de kimmiş yani. Aslında yani sulaması boşuna beyhude yani. Evet. Bu ağacı sulamadı. Görüyorsunuz rekor gelişim kullanmış olan yılın başında Şubat Mart gibi kullanılan bir ağaç hali ve ölen bir ağaçtı. Yani üstü komple kurudu az önce gördüğünüz gibi. Evet. Nasıldı bu ağacımızın durumu? Az önce gördüğünüz büyük ağaçtaki gibi yani tam bir tarama vardı. Evet. Komple üzerinde koruda kuruyup kaldı. Şu an var mı herhangi bir sıkıntısı şu anda? Şu anda tedavi etme durumunu geçmiş yani. Peki kökleri burada bu ağaçta daha derinde olduğunu gördük. Derinde. Çünkü sulanmadığı için. Daha evet. Derinde. Suyu az verdiğiniz için. Hiç vermedi. Hiç vermedi. Yani buraya da diğer taraflara suyu vermişsiniz ama çok miktarı kısa süre verdiğiniz için kökler yukarı çıkmış. Evet. Yani atılır atılmayan ama gene de atılır ağaçlarda kök gene derinde yani. Evet. Ama gene de bunun kadar değil çünkü bu sulanmadığı için daha kök daha derinde. Niye? O yüzden işte kuraklığa karşı kök derinde olursa mücadele ediyor. O yüzden merak etmeyin. Toprak zaten çalıştığı zaman ağaçlar bu şekilde. Renk bu arada buyurun gelin. Yani şu tamam yavaş kazdığımız çıkar düştük gel. Gel, sıkıntı yok. Yani olur bazen. Arı sokuyor bazen. Şey oluyor gel. Bakın bu atılmayan ağaçlar da bunlar. Bunlar da has künyon olmuş. Görüyorsunuz aynı cins bunlar. Aynı hepsi aynı. Aynı, aynı. Görüyorsunuz yaprak farklılığı var. Her türlü yapraklar küçük yani. Evet. Yani bu ağaçlar bozuluyor bakın arkadaşlar. Halbuki bu ağaçlar daha geniş geniş yapraklara sahip halde. Gördüğünüz gibi sulanmayan bir ağaç. Bir de sulanan ağaca geçelim buyurun gelin. Ha bu arada az önceki düştüğüm çukur var ya. İşte şeydi yani kökün derinliği o kadardı yani. Hani baya baya resmen dizime kadar çukur geldi yani. Yani saçak kökler. Evet buyurun. Evet, bu da mı hastaydı? Bu da hastaydı. Bir çekelim şu hasta ağaçlarımızı. Hasta ağaçlarımızı çekelim. Güzelce gövdelerini çekelim, eski hallerini görsünler ya. Dibindeki... Evet. Kaçıntı duru bu. Dibindeki işte palat. Evet. İnelim aşağı, buyurun gelin. Buyurun gelin. Buradan da yuvarlanmayalım bu arada. Evet. Eski bozuk bir ağaç, bu da tamam. Dibinden bak, bu bizde bir kenarı. Patlattı evet. Yani bu patlattı. Bunları da verdiniz. Yok onu vermedim. Onu verdim. Sert bir kesim yaptım. Sert bir kesim. Sert bir kesim. Bu da şey bu onu bunun dalı hali. Bu komple bunun dalı. Gelin yaprağa bakalım gene. Şuradan bir kopartıyoruz gene. Bakın. Hepsinde yaprak geniş değil mi atılanlarda? Çok geniş. Ne demek bu? Meyve daha ayrı demek yani. Yani bugün yaprak... Ağır sağlığa dönüşmüş. Yaprak küçülüyorsa arkadaşlar, kestane hemşerilerimiz, yani kestaneci arkadaşlarımız... Yani ağacın yaprağı küçülüyorsa bilin ki kuruyor ağaç yani. Tamam mı? Önleminizi alacaksınız yani. Buyurun gidin. Sıkıntı başlamış demek. Sıkıntı başlamış. Yani daha başka bir şeye bakmaya gerek yok halde. Nasıl verim durumu nasıl? Kopartalım bakalım şu basit bir dolgunluk nasıl bir görelim şöyle yani. Şuradan alın istersiniz. Buyurun gidin. Bir de, şunu bakalım. Şu ağaçtan ne verim alırız yani şu gözüken? Bugün eskiden kuruyan dallar bunlar. Bu sene tamamen gitti. Evet. Yani bitirdim. Yukarıki bitirdim. Artık şu an kuruma adresi yok. Bitti. Bu kadar. Ağaç yukarıda. İki parti kesti tamamen aşağıda. Aşağısı şu an çalışıyor. Evet. Aynen. Şu an çalışıyor halde. Evet. Buyurun bakalım şöyle. Evet. Nasıl siz biliyorsunuz parlaklığı canlı nasıl? Alalım. Madem böyle. Yani bugün hep söylüyoruz ya bu fiyatlar çok ucuz yani gerçekten. Yani bugün son kullanıcıya pahalıya gidiyor. Halbuki burada ucuz yani gerçekten fiyatlar. Nedir efendim bunun kalitesi? Bir anlatın bakalım. Kalitesi güzel. Güzel. Bu kalitesi ortalama bu kestane adeta 60-65 geliyor. 1 kilo. En iyisi kaç geliyor normalde? 60-65. Ya yani siz 60 kadar bile yani yakalanırsınız. Ortalama bir iyi bir standart yani. Genel olarak baktığımızda evet. 60-65 tanesi 1 kilogram geliyor. Anladım. En iyisi zaten 40-45. Onu şu anda yakalan yok. Kaç dekar yeriniz var efendim? Burada mı?
Yani burada değil, her tarafta. Her tarafta aşağı yukarı 130-140 tane falan var. Yani. Kestane şey yapıyorsunuz. Kestane, yok. Ceviz. Kestane hemen hemen 70-80 var. Hiç cevize falan verdiniz mi rekor gelişime? Ceviz verdik. Onlar nasıl oldu? Onlar yeni bir daha ikinci, üçüncü yıl. Fakat hiç sulamadık. Hiç sulamadan gayet sulanmış kadar da bir faydasını gördüm. Faydasını gördünüz, evet. Bunu bir emin ol, yani üstüne basa basa samimi olarak i̇şte, Özcan abi, söylerim. Ben de sana söyledim bakayım. Yanlış sulayacağınıza. Bir kere şey yaptık, yani normal keçi gübresi verdik, yanmış. Tamam, uygundur. Onunla beraber karıştırdık, koyduk. Bakın yani yanlış sulayacağınıza hiç sulamama halinde daha iyi olduğunu gördük yani. Sağlıklı yani, daha neşeli, daha sağlıklı gördüm. Geçen, tabii ki, tabii geçen ki. Abi üzerine üstünü basa basa gezdim. Yakından çekelim şöyle, evet. Kalitemiz burada. Peki diğer atmadığınız kestane ağaçlarınızı atacak mısınız? Yukarıda bahsettik şu küçük yapraklı olan şu bölgeye, yaprakları küçük olan. Buraya. Ya yani kullanmadığımız kısmı düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. Artık sulamayı düzeltiyoruz. Tabii tabii, o muhakkak. Yani o sulamayı, muhakkak, o ayrı. Sulama hatasını, evet. Bugün de etmiyorum. Kafamda onu ayrı bir program yapacağım.